birkaç kere el değiştirmiş ana. Belki bir botanik hareketi. Şimdi buraya çok da. Yani birkaç konsolosluk bir araya getirmiş, AB ölçeğinde. Yani ölçeklendirmeyi 40 dönüm olarak geçiyor kayıtlara göre, Sherard'ın kropilerine göre. Fakat 1970'lerde yıllık bir bahçeden bahsediyoruz biz burada. Sherard'ın 40 dönüm diye bahsettiği... Eski İzmir İngiliz konsolosu William Sherard'ın bahçesinin bulunduğu alandayız. Tabii Gaziemir'de bulunan bu botanik bahçesi yaklaşık 40 dönüm alan üzerine kurgulanmış bir bahçe. Geçmişte 1700'lerin başında William Sherard, Karlofça Anlaşması'ndan sonra Anadolu'ya İngiliz konsolosu olarak atanıyor ve İzmir'de ikamet ediyor. O dönem Levantenlerin yayılış gösterdiği, Hollanda Başkonsolosu'nun da bahçesinin olduğu alanın kenarında 40 dönümlük bir bahçe alıyor. Tabii Sherard jeoloji bilgisine sahip, aynı zamanda arkeoloji bilgisine sahip. Kendisi Karacasu, Afrodisias Antik Kenti'ni de ilk dünyaya tanıtan kişilerden birisi. Ve o dönemde bizim Anadolu botaniğinde büyük baba olarak nitelendirdiğimiz, ki Anadolu'ya ilk bilimsel, gerçek anlamlı bilimsel gezileri düzenleyen Tournefort'un öğrencisi William Sherard. Yani ondan botanik eğitimi alarak Anadolu'ya geliyor. Ve o dönemde Anadolu'nun bulunduğu bölge, Ön Asya dediğimiz Suriye, Irak, Lübnan, bu bölgelerden bitki toplamaları yapıyor ve topladığı bitkilerin bir kısmını koleksiyon bahçesi olarak burada kurduğu o 40 dönüm kendi evinin de içerisinde bulunduğu bahçede sergiliyor. Bunun yanı sıra botanikte presleyerek bilimsel materyal toplama dediğimiz herbaryum tekniğine uygun olarak da yaklaşık Anadolu'dan ve bu yakın Asya'dan, Ön Asya dediğimiz bölgeden 12 bin örneği kendi herbaryum koleksiyonu olarak bahçesinde ve bahçesinde bulunan evinde saklıyor. Dönem dönem İngiltere'ye gittiğinde bu İzmir'de yaşadığı süreç içerisinde örnekleri İngiltere'ye taşıyor ve ölümünden sonra da bütün örnekler, 12 bin örnek, Oxford Üniversitesi'ne aktarılıyor. Şu anda 12 bin herbaryum Sherard koleksiyonu Oxford Üniversitesi'nde. Hatta biz çalışmalarımız sırasında Oxford'dan, İzmir'den toplanan bir 40-50 örneğinde fotoğraflarını istedik. Bir direkt William Sherard imzalı olarak Oxford'a kayıt ettirilmiş. Tabii bugün şanslı olduğumuz noktada William Sherard'ın bahçesinin hala boş bir arazi olması, bazı kalıntıların, bazı o dönemden kalma ağaçların hala daha alan içerisinde bulunuyor olması. Alanda Sherard'ın evinin bulunduğu noktada şu anda bir ilkokul var. O dönemde o yapı yıkılarak yerine ilkokul yapılıyor. Ama geri kalan kısmı, büyük bir kısmı boş. 12 bin bitkisel çeşitliliğe sahip Anadolu coğrafyasının ilk böyle önemli çalışmalarının yapıldığı bir alan olması anlamında ve 320 yıllık bir geçmişi ifade etmesi anlamında çok önemli bir nokta. Çünkü bugün Avrupa'nın büyük diyebileceğimiz en büyük botanik bahçeleri, kraliyet bahçelerinden bile yaşlı bir bahçeden bahsediyoruz şu anda. Önümüzde bir expo süreci var. Ama Büyükşehir bu konu hakkında bilgiye sahip. Çünkü burası aynı zamanda Meles'in de doğduğu noktaya çok yakın ve Meles Nehri'nin hemen yanında bulunuyor. Meles Çayı'nın. Meles'in ve Yeşildere'nin rehabilitasyonu ile ilgili belediyenin gerçekleştirdiği proje çalışmaları var. Ve botanik unsurlar bunlar içerisinde yerleştirilmiş durumda. Umarım önümüzdeki birkaç yıl içerisinde burası tekrardan hareket geçirilerek en azından Anadolu botaniği adına ve biyoçeşitliliğin anlatımı adına bir merkeze dönüştürülürse, hatta şehrin birkaç noktasında benzer unsurları içeren noktalarla birlikte harekete geçirilirse, geleceğe aktarımı açısından, hayat vermesi açısından önem arz ettiğini düşünüyorum. Alan içerisinde çok yaşlı ağaçlar var. Sherard'ın çizdiği krokinin
köşe noktalarında bulunan işte bir dut ağacı var, bir serbe ağacı var, birkaç fıstık ağacı var, çok yaşlı zeytin ağaçları var. Bu unsurlar hala alan içerisinde yaşar durumda. Biz bunları belirledik. Ama alana her geçen gün müdahale artıyor tabii ki. Yani bu da kaybı arttırıyor. En azından bu önemli köşe taşlarının 5-10 tane bile olsa ayakta tutulması, anıt niteliğine kazandırılması bu bahçenin bilinirliğini arttıracak ve yerinin korunması anlamına önem arz ediyor. Şu anda zaten Gaziemir'de olması da bir şans. Çünkü İzmir'in kapısı burada. Havaalanı çok yakın. Fuar burada çok yakın. Turizm anlamında ilk önce insanlar buraya iniyorlar. Ve buradan şehre açılan bir nehir, bir kapı var. Yani bir boğaz var. Bu boğaz değerlendirildiğinde botanik unsurlar. Çünkü bütün dünya biyolojik çeşitlilik anlamında kuşlarla, bitkilerle dünyayı gezen insanlar var. Bunları görmek için, botanik bahçelerini görmek için dolaşan insanlar var. Kültür parkımız var. Bütün unsurların hepsi bir araya getirilerek bir botanik turizm rotası, bir Avrupa'nın en eski bilim insanlarının burada olduğunu ifade eden, yani bilimsel anlamda burada olduğunu ifade eden bir nokta olarak dünyaya açılması, tanıtılması elbette ki çok büyük ses getirecektir. Bu dediğim gibi hem Avrupa Birliği'nde bulunan, bulunmayan bazı Avrupa ülkelerinin geçmiş tarihlerine de sahip çıkmaları anlamında hem destek anlamında önemli bir katkı sağlayacaktır düşüncesindeyiz. Biz 2000'lerin başında burayla ilgili çalışma yaptığımızda İngiliz konsolosluğuyla irtibata geçtik. Çünkü Sherard geçmişte bir İngiliz konsolosluğuydu. Yanında Hollanda konsolosluğu var. Bu ülkelerin konsolosluklarıyla bağlantıya geçmeye çalıştık ve bu ziyaret ettik makamlarında. Destek konusunda ne yapabiliriz tartıştık. Bugün artık fonlar daha başka boyutlarda ve bugün AB fonlarının ilk 5 maddesi içerisinde biyoçeşitlilik var. Biz bu biyoçeşitlilik önceliğini kullanarak Avrupa Birliği fonlarından burayı destekleyebiliriz. Bunun yanı sıra dediğim gibi önümüzde bir expo süreci var. O süreçte burayı destekleyebiliriz. Yeter ki doğru projelendirilsin, doğru anlatılsın, doğru bileşenler içerisine konulsun. Ben destekleneceği ve geleceğe taşınacağı düşüncesindeyim.